Şimdi başka bir baba geçiyor. Diyor ki Babu Reculu Yakulu. Bab Er-Reculu Yakulu cümlesine mudar. Bu şu babdır ki Er-Reculu bir adam Yakulu der inde mevtihi ölümü vaktinde. İn müttü eğer ben ölürsemse fe fülanın fülan katelini beni öldürdü. Adam baktılar yaralı diyor ki bakın ben yaralandım ölürsemse benim katilim fülan kesti bunu bilesiniz. Onun sözü müteber olur mu olmaz mı? Mektubun sözüyle amel edilir mi edilmez mi? Adamı yaralı buldular. O Medine'de vuku buldu. Arkadaşları götürmüşler. Adama eziyet etmişler. Ne yapmışlar? Elini ayağını bağlamışlar, atmışlar bir çukura. 3 gün orada kalmış. Hiç kimsenin haberi yok. Aile efradı arıyor. Şartaya martaya haber verdiler bundan 20 sene evvel. Aradılar, aradılar yok. Bir bedevi geçerken inilti duymuş. İniltiye gitmiş ki hendekin içinde bir adam el ayağı bağlı ölüm halinde. Hemen Babı Tembar'da karakol vardı. Karakola haber verdi. Karakoldan gitti adamı getirdiler. Getirdiler, yüzüne gözüne su mu serptiler, elini ayağını açtılar. Adam bir parça aklı başına geldi. Ne oldu, sana ne ettiler, ne oldu? Dedi ki benim arkadaşlarım filan kendi yüz arkadaşları götürmüşler. Orada eziyet ettikten sonra elini ayağını bağlamış bırakmışlar. 3 gün orada kalmış, ağaç susuz güneşin altında. Son artık ölüm haline gelmiş. Bu ifadeyi verdi adam sonra öldü. Yaşamadı. Öldükten sonra onları tuttu, hapsettiler, onları inkar ettiler. 2-3 sene mahkeme cereyan etti. Şahit yok. Bu adamın ifadesi var. Bu ifade delil olur mu olmaz mı? Şer'an delil olmaz onun ifadesi. İfade şimdi burada gelecek ya. Onun için hakimler o adamların kısasına hükmedemediler. 3-4 sene sonra Melik'e müracaat ettiler ki biz şahit bulamadık. Adamlar da ikrar etmiyorlar. Ne lazım gelir? O da dedi ki teziren onları katledin. Bir daha bu gibi hadise olmasın. Tezir suretiyle onları getirdiler. Bab-ı Selam'ın önünde başlarını kestiler. O Medine yerinden oynadı. Çünkü kesilenleri ya 4 ya 5 kişiydi. Onların her birisinin ekruba var, teallukatı var, eşi var, dostu var. Onların birisi Türkistanlıydı, ötekiler Ehl-i Medine. Türkistanlı da kahve işlerdirdi. Bu Hasan Eynusa'nın yerinde orada bir kahve vardı, orayı işlerdirdi ki zaten fitnenin başı da oymuş. Allah rahmet eylesin, babası Abdülkahar Efendi vardı. Onun oğlu. O işte başlarında o. Onları hükümet bu şekilde kısas ettirdi. Şimdi arada delil olarak yalnız ölen adamın ifadesi var. Bu delil olur mu olmaz mı? Bugünkü daha sonda. Siz de kadı olduğunuz vakit iyice dikkat edin de ona göre hükmü veririm. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki kad reveyna fîmâ tekeddeme min hâdel kitâb. Bu kitapta tekeddüm eden yerlerde biz rivayet eyledik. Enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz demmâ se'alel cariye. Vaktaki cariyeye sordu ki elleti ratakha râsaha اَلَّتِ رُدِخَ رَاسُهَا başı yarılan cariyeye. Bir Yahudi bir kızın yukarıda okuduk ya, üzerindeki altın gümüş aldı, vurdu başını da taşına parçaladı, öldü, yaraladı. Yaralı kızcağızı getirdiler. Resulullah Efendimiz imtihan için kıza sordu ki seni filan kes mi? Başını vurdu, yaraladı, yok dedi. Ya filan kes mi vurdu? Başıyla işaret etti ki yok. Yahudi'yi gösterdi, bu mu? Evet dedi. İşaret etti. Bu yukarıda geçti. Resulullah Efendimiz de dedi ki öyleyse Yahudinin başında taşına nezir. Şimdi bak bu hadisede ölen adamın ifadesiyle Resulullah Efendimiz emel etmiş oldu. Sen nasıl dersen ki ölen adamın ifadesi makbul değil. Şimdi tabi ihtilaf burada var. Şimdi bu ihtilafı halledildi. Resulullah Efendimiz dedi ki men radaka râseki senin başını kim yaraladı? E fülânün huva filan adam mı? Yani iki adamı gösterdi, onlara başıyla işaret etti, o kızcağız yok. Ondan sonra Yahudi işaret etti ki bu mu? فَاَوْمَتْ بِرَأَسِهَا اَيْنَا başını salladı ki evet benim başımı yaran işte bu Yahudi. فَاَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz de emretti.
dirat hıraesihi, onun başının ezilmesini beyni hacereyni, iki taşın arasına. İki taşın arasına koyun, Yahudinin başını ezin dedi. Fezehebe kavmun ila hazel hadis. Ülemadan bir kısmı bu hadisle amel etmeye zahip oldular. Bu hadis delildir. Ölen adamın ifadesi delil teşkil eder ve kısas edilir dediler. Fezeamu zuhum ettiler. Niye zuhum ettiler diyor. Bir şey isabet etmedi mi, bir adamın fikri isabet etmedi mi ona zuhum derler. Yani bunlar zuhum ettiler, böyle düşündüler ama doğruyu bulamadılar. Onun için zuhum ettiler diyor. Fezeamu zuhum ettiler. Ennehum, onlar kalleduhu, bu hadisi teklif ettiler. Ve kalu, dediler ki men iddia, men iddia, her kim iddia ederse, ve huve fi halil mevt, ölüm halinde bir adam iddia ederse ki enne fülanın katelehu, fülan adam kendisini öldürmüş. Bunu iddia etse, ikrar etse, sünnemate, sonra ölse, bu bile kavluhu, o adamın sözü tutulur fi zalik, bu katil meselesinde. Ve kutile, katledilir, ellezi şur bir şahıs ki zekere, ölen adam zikretti ki ennehu katelehu, o kendisini katletti. Yani ölen adamın sözü müteber olur. Beni filan kes katletti dedikten sonra daha şahit mi arayacaksın? Peki işte adam kendisi söylemiş, filan kes öldürmüş. Yani akla da en yakın olan bu. Evet, adam ölmüş gitmiş fakat onun sözü müteber olur dediler. Ve halefehum fî zâlike âherûn. Ülemanın başkaları bunlara muhalefet ettiler. Fekâlû, dediler ki قَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Siz bu hadisi delil getiriyorsunuz ama fakat burada bir ihtimal var. Bu ihtimal da caiz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ola, ne ola, se'ele Yahudi'ye, Yahudi'ye sormuş ola. Fe'akarra, Yahudi de ikrar etmiş ola. Neyi? Bima ol bir şeyi ki iddiatil cariyeti cariye iddia etti aleyhi Yahudi üzerine. Ninzalik bu katil meselesinde. Fekatelehu, öyleyse Resulullah Efendimiz katletmiş ola Yahudi'yi bi ikrarihi, kendi ikrarıyla, la bi davel cariyeti, cariyenin davasıyla değil. Diyor ki biz, siz böyle diyorsunuz ama caiz ki o cariye böyle dedi, beni Yahudi öldürdü diye ikrar etti. Fakat Resulullah Efendimiz o cariyenin sözüyle amel etmedi hemen. Yahudi'yi getirdi, Yahudi'ye de sordu ki sen bunu öldürdün mü, öldürmedin mi? O da ikrar etti ki evet, ben onun başını yardım, öldüren benim. Öyleyse onu Yahudinin kendi ikrarıyla Yahudinin başını ezdirmiş ola. Bu itibar da var, bu ihtimal da var. Böyle olmadığı ne malum? Yürkanı olsa hadiste gelirdi. Hadiste geldi mi ki Yahudi'ye de sordu? Gelmedi. Sen nereden getiriyorsun ki belki sordu? Belki ihtimal üzerine, ihtimal üzerine hüküm olur mu? Hadiste geliyor ki kıza sordu, o da dedi ki evet bu öldürdü mesela. Yahudi'ye sorup sormadığı zikredilmedi. Ama sen diyorsun ki caiz ki sordu, o da ikrar etti, onun ikrarıyla öldürmüş oldu. Öyleyse mesele şekli kalıyor, meşgul kalıyor. Bunu öyleyse araştırmak lazım. Hakikaten bir sual sormak meselesi olmuş mu, olmamış mı, bunu araştırmak lazım. Eğer sual sormuş da Yahudi de ikrar etmişse dava halledilir. Yok, Resulullah Efendimiz sormamışsa kızın sözüyle Yahudi'yi kısas etmiş oluyor. Fe'teberna, biz itibar ettik. El asare, eserleri. Elleti, öyle eserler ki kadcaat izalik. Bu mesele hakkında gelen eserleri biz araştırdık. Hel necidu fiha, biz o eserlerde bulabilir miyiz? Evet. Ala şeyin, bir şey üzerine min zalike, bu meseleden delilen delil bulabilir miyiz? Araştırdık ki Resulullah Efendimiz'in o Yahudi'ye suali hakkında bir delil var mı yok mu, bunu araştırdık. Feizen İbn-i Davud, bir de baktık ki İbn-i Davud kad haddesena, bize rivayet ediyor. Kale, İbn-i Davud dedi ki haddesena Ebu Ömer el-Havziyyü, kale haddesena Hümamın en katadete en enesin anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem nehvehu ve zade. Araştırdık bu Yahudi meselesindeki hadisleri, araştırdık bir hadis bulduk. Hadisi İmam-ı Tahaviye İbn-i Ebu Davud rivayet ediyor. Aynen bu rivayet ediyor bu zat. Evet, Hazreti Enes'ten yalnız bunun rivayetinde bir ziyade de var.
yukarıki rivayette o ziyade yok dedi. O vezade Hazreti Enes bu rivayette ziyade eyledi ki قال Enes dedi ki فَسَأَلَهُ Peygamber Efendimiz Yahudi'yi getirdiler, Yahudi'ye sordu ki sen mi bunu öldürdün? Bu kız böyle diyor, doğru mu? فَاَقَرَّ Yahudi ikrar etti. Neyi? بِمَدَّعَتْ O cariyenin iddiasını ikrar eyledi. Evet, doğru diyor, onun başını yaralayan ezen benim dedi. فَرَدَقَ رَاسَهُ بَيْنَ حَجَرِيْهِ Peygamber Efendimiz de emretti, Yahudi'nin başını iki taşın arasında ezdiler. Şimdi anlaşıldı ki, öden kızcağızın ifadesiyle onu kısas etmiş olmadı. Yahudi'nin kendi ikrarıyla kendisini kısas etti. Bir bu rivayet, bunu bulduk. Bir de, حدثنا فهد قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس evet قتادة أنس رضي الله عنه رواية diyor ki أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين bir Yahudi bir cariyenin başını iki taş arasında ezdi فقيل لها o kızcağıza sordular ki من فعل بك هذا kim bu sene bu işi yaptı efülanun efülanun Fülen mi, fülen mi? Yok, yok dedi. Hatta zekerul Yahudiye. Hatta üçüncüde Yahudi'yi gösterdiler ki bu mu senin başı yardı? Evet. O vakit o da başıyla işaret etti. Ha dedi. Fevütiye bihi. Ketti Yahudi'yi getirdiler. Ha tarafı Yahudi de itiraf etti. Fe emere bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz de emretti. فَرُطِخَ رَاسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ Onun başı iki taş arasında ezildi. فَفِهَادَ الْحَدِيسِ işte bu hadisi şerifli olucudur ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resulullah Efendimiz اِنَّمَا قَتَلَهُ O Yahudi'yi öldürdü بِيْكْرَارِهِ Yahudi'nin kendi ikrarıyla. Neyi ikrarı? بِمَا bir şeyi ikrarı ki اُدُّعُيَ iddia olundu aleyhi kendi üzerine. O da neydi? Kızcağız dedi ki benim başımı bu Yahudi kırdı. O da dedi ki evet doğru ben kırdım. Öyleyse o iddiayı Yahudi ikrar ettiğinden ikrarı sebebiyle kısas edildi. La bi de'vel cariye. Cariyenin iddiasıyla değil. Cariyenin iddiasıyla kısas olmadı. Kendi etrafıyla kısas oldu. Vakat beyyene zâlike eyden Bunu daha ziyade beyan ile böylece ney? مَا قَدْ اَجْمَعُوا عَلِيْهِ Bir hüküm ki ulemanın onda icmai var. O icma ettikleri hüküm bu meseleyi daha ziyade beyan ediyor. O da neymiş icma ettikleri? Diyor ki اَلَا تَرَى Sen göz görmez misin? اَنَّ رَجُلًا Bir adam لَوِدَّعَ عَلَى رَجُلٍ Bir adam üzerine iddia etse dava bir davayı katlen ev gayrehu. İster katil olsun, ister başka bir şey olsun, bir adam üzerine bir dava ikame eylese. Fesuilel müdde aleyh. Müdde aleyh sual edilse, suile olacak. Ama seale diyor ki, feseale sorsa, hakim yani, el müdde aleyh, müdde aleyhe sorsa. En zalike bundan. Feevma birasi, o da başıyla işaret etse. Başlığı işaret etsek evet doğru yani. Ey naam evet bunun bu davası haklıdır dese ennehu la yekunu bizalike mukirren başlığını işaret etmekle ikrar etmiş sayılmaz ki. Sen bir adama dava ediyorsun ki benim bunda 10 bin riyal alacağım var. Getirdin hakimin huzuruna. Hakim de soruyor ki bu adam senden para dava ediyor. Senin buna 10 bin riyal borcun varmış. Doğru mu? Bu da başını sallıyor. Naam demiyor. Başını sallıyor. Başını sallamakla borcu ikrar etmiş oldu mu olmadı? Adamı getirdiler hakimin huzuruna. Bunun kulağını sen kesmişsin. Doğru mu? Başını salladı. Başını sallamakla bu ikrar sayıldı mı? Sayılmaz diyor. Bunda ittifak var. Bunda ittifak olunca binaenaleyh o kızın da bu Yahudi benim başımı ezdi deyip de başıyla işaret etmesi delil olmaz. Evet. فَإِذَا كَانَ اِيْمَاوُ الْمُدَّى عَلَيْهِ بِرَاسِهِ مُدَّى عَلَيْهِمْ başıyla işaret etmesi olursa لَا يَكُونُ مِنْهُ o adamdan olmaz olursa ikrar olmazsa
öyle ikrar ki yetibu bihi aleyhi hakkun, o ikrar sebebiyle onun aleyhine bir hak terettüb etsin, bu böyle olmazsa kâne imâvül müdde'i, müdde'inin iması, birasi, başıyla iması ehra, daha layıktır ki en la yucibe, vacip kılmaya lehu, kendisi için hakkın bir hak. Kendi aleyhine olan davayı başıyla işaret etse delil teşkil etmiyor. Evet, benim bu adama borcum var yahut da bu işi ben yaptım dese, müdde aleyhin ikrarı mekbul olmazsa, müddeinin ikrarı hiç olmaz. Çünkü belki iftira da olur. Çünkü lehine oluyor. Bu aleyhine olan bir şeyi ikrar ediyor. Fakat söz ile olmadığından kabul edilmiyor. Öyleyse müddeininki hiç kabul edilmez. Fakat haddesene Yunus'u قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz ona dedi ki لَوْ يُعْتَ النَّاسُ Nas verilseydi bir davahım davaları sebebiyle herkes iddia ettiği şeyi alsaydı لَدَّعَى نَاسٌ birçok adamlar iddia ederdi دِمَا رِجَالٍ başka adamların kanlarını ve envalehum mallarını iddia ederlerdi. İddiainen olmaz. Eğer sade bir dava etmekle sözü kabul olacak olsa benim filankesle alacağım var, filankes benim babamı öldürdü, kardeşimi öldürdü. Herkes kalkar, iftira eder, onun bunun öldürülmesini ister, malını elinden alır idi. وَلَاكِنَّ الْيَم۪ينَ لَاكِنْ يَم۪ينَ alel müddea aleyh, müddea aleyh üzerinedir. Ne demek? Sede bu kadar mı? Ya, o başka bir hadiste var ki el beyyinetu alel müddei vel yeminu ala menenker. Bir adam bir hak dava ediyorsa beyyine getirsin, şahit getirsin. Mücerret dava etmesiyle olmaz. Beyyine iki şahit getirirsin. Şayet şahit yoksa, adam dava ediyor, şahidi yoksa, yani Resulullah Efendimiz ne diyor? وَلَاكِنَّ الْيَم۪ينَ yemin kim üzerine oluşudur? عَلَى الْمُدَّعَلِ müddeali üzerine oluşudur, müddeali üzerine değil. Dava eden adam yemin etmekle olmaz. Efendim benim bunda hakkım var, vallahi de hakkım var, billahi de hakkım var. Bu adam zalim, şöyle yaptı, vallahi billahi yemini basıyor, onun yemini müteber değil. Onun nesi müteber? Beyyinesi. Şahit getirecek. Fakat yemin kim üzerine? Müddeali üzerine. Müddeali'ye diyecekler ki senin hakikaten buna borcun var mı? Yahut sen bu adama bu zulmü yaptın mı? O yemin edecek ki yok. Bunun bende alacağı yok. Bunun bende bir hakkı yok. Yemin onun üzerine. Yeminden nükul ederse, yemin etmiyorum derse o vakit sabit olur. Ha, demek ki senin hakikaten bu adama karşı borçlusun. Yahut da zalimsin. Baksana yemin etmiyorsun. Yeminden nükul ederse hüküm aleyhine çıkıyor. Yok. Yemin ederse bitti, dava sabit oldu. فَمَنَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz men eyledi. Neyi? اَنْ يُعْتَى اَحَدٌ bir adamın verilmesine, o adamın alması yeni bir davahu davasıyla, davası sebebiyle demen, bir kanı dava etmesi, ev malen bir mali, mal dava ediyor, kan talep ediyor, böyle hemen davasıyla verilmiş olmasını Resulullah Efendimiz men etti. وَلَمْ يُوْتِبْ لِلْمُدَّعِي dava edici adama ve icap etmedi, vacip kılmadı fihi onda bir davahu davası sebebiyle ona hak verir olmadı. Benim dava ettim, hakkı kazandım. Yok. Olmaz. اِلَّا بِالْيَم۪ينَ اِلَّا يَم۪ينِ olur. Yemin de kim tarafından olacak? Müddeali. Müddeali dava eder. Yemin ederse dava sabit olur. Yeminden nükür ederse o kutta dava sabit olur. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ İşte bu babın hükmü budur. مِنْ تَرِيْكِ تَصْحِيْهِ مَعَانِ الْاَسَارِ Eserlerin manalarını tasih tarifiyle bu bab böyle olur. Meşhurdur. Hazreti Ali radıyallahu teala anhın zırhı çalınmış, bir Yahudi çalmış. Hazreti Ali zırhı gördü, tanıdı, bu benimdir dedi. Yahudi benimdir dedi. İkisi davaya çıktılar Kufe'de. Kadi Şüreyh'in huzuruna çıktılar. Kadi Şüreyh ashabtan değil, tabiinden, fakat Hazreti Ömer kadi tayin etmişti, meşhur. Kadi Şüreyh'in adaleti meşhur. Gittiler Kadi Şüreyh, ikisini de
kabul etti. Yalnız Hazreti Ali'yi Emirül Müminin hürmeten yanında oturtturdu. Öteki Yahudi'yi de kapının arkasında durdurdu. Hazreti Ali'ye dedi ki: Ya Ali, ya Ebel Hasan, ya Ebel Hasan, ma teddai? Ne dava ediyorsun? Dedi ki: Hada zar hakkı, sarakal Yahudi. Yahudi'ye dedi ki: Ente iş tekul. Yahudi dedi ki: Hada hakkı. Haliyeti bil beyine. Kadı Şureyh dedi ki: Ya Ali'ci bir şuhud. Dedi ki: Benim oğlum Hasan'la bir de kölem Gamber, ikisi şahittir, bu suç benimdir. Kadı Şureyh dedi ki: Ana ma akbel şehadetel veledi alel valid ve la şehadetel gulam alel seyyid. Şer'en kabul edilmez dedi. Oğlun, babanın lehne, kölenin seyyidi lehne şehadetini kabul etmiyor. Cib şuhud uhra dedi. Başka şahitler getir. Hazreti Ali dedi ki: Ma indi şuhud uhra. Başka şuhud yok. Vakıtta ne oldu? Şimdi Hazreti Ali şahit getiremedi, ispat edemedi. Sıra ne geldi? Yemin. Yahudi'ye yemin teklif etti. Dedi ki: Hel ente tahlif alet tevrati ve bima fiha enne zırh hakkatek eddir hakkatek. Dedi ki: Ahlif. Yok, yalancının birisi. Yemin ederim dedi. Dedi: Huzud dira eddir hakkatek sallandı. Dira aldı, çıktı. Çıktı kapıya. Tabi hakkı kazandı o. O vakitte Kadı Şureyh yerinden kalktı. Hazreti Ali Emirül Müminin kaldırdı, getirdi, yerine oturtturdu. Ya Emirül Müminin dedi ki: Hel kadeytu bil hakkı bil adil. Yani adaletle ben bu hükmü yaptım mı? Hazreti Ali dedi ki: La, adaletle hükmetmedim. Lime dedi. Niye hükmetmedim? Dedi ki: Ente kâne vacib aleyke entüseviye fil hitâb beynel mutehâsimeyi. Yani iki hasmeden adamları müsavi tutacaktın hitapta. Ente nâdeytehu bi ismihi ve nâdeyteni bi künyeti. Ona Yahudunun ismiyle söyledi. Hazreti Ali ismiyle söylemedi. Ya Ebel Hasan dedi. Ya Ebel Hasan demesi hürmeten. Bana de ya Ali diyecektin ki bu vakitte tam müsavi tutacaktın. Burada müsavi tutmadığından dolayı adaletle hükmetmedin. Şimdi tabi bunu Hazreti Ali Kadı Şureyh'i daima böyle müsavi tutması için ona bir ders verdi. Fakat Yahudi zırhı aldı, çıktı dışarı. Allah Allah dedi. Ben bunu çaldım. Yalan yere yemin ettim. Ali de bütün müminlerin emiri. Kendisinin tayin etmiş olduğu kadının huzuruna gitti. Kadı da onun aleyhine hüküm verdi. Ben haksız olduğum halde zırhı bana verdim. Bu hak dini olmasa bunu yapmazlar. Döndü içeri girdi. Dedi ki: Ya emirel müminin ene eslemtü. Ben Müslüman oldum dedi. Kelime-i şehadeti getirdi. Müslüman oldum. Aha, bu zırh da senin diye zırhı Hazreti Ali'ye verdi. Hazreti Ali de dedi ki: Ene ehdeytü ilek ya. Aldı. Madem Müslüman oldum ben de sana hediye ettim. Hak ettim. Şimdi zahiri şeriyede hüküm neyse ona yürüyeceksin. Orada Kadı Şureyh bilmiyor mu ki Yahudi yalancı? Hazreti Ali haklı biliyor. Fakat zahiri şeriyede yürümesi mükeller. El beyinetü alel müddeyi vel yemin vel ammelükel. Ve yine Hazreti Ali'nin yok yemini ötekine teklif etti. Öteki yalan yere yemin etmiş. İndi ilahi de cezasını çekecek. Biliyor ki Hazreti Ali haklı ama başka çıkar yolu yok. Zahiri şeriat ne yol tayin etmiş öyle gideceksin. Yine kadılara bu lazım. Hatta meşhur İbn-i Dakîkü'l-Eyd bir davayı görürken birisi haklı, birisi haksız. Haksızın elinde şuhudu var, beyinesi var. Ötekinin yok. Fakat kendisi kerameten biliyor ki bu haklı, bu haksız. Öyleyken kerametinden hükmetmiş, bu elindeki şahidi olanın davasını reddetmiş. O da gitmiş, o zaman da Şeyh Abdülaziz İbn-i Selam vardı, ona şekva etmiş ki benim elimde beyin olduğu halde İbn-i Dakîkü'l-Eyd benim beyineyi kabul etmedi. Çağırıyor, diyor ki niye kabul etmedin? Diyor ki ben keşfen kerameten onun haksız olduğunu bildim. Onun için diyor ki keşfi kerametinden hüküm olmaz. Zahiri şeriatla hüküm olur. Seni bir daha kadılıkta istimal etmiyorum. Kadılıkta nezih ediyor. Zahiri şeriatla emir edeceksin. Keşfi kerametin yeri değil orası. Evet. Ve emmâ ve çüzâlike min tarîkün nazar. Nazar tarîkiyle bunun yolu nasıl olacak? Ve innehum kadecmehu. Ulema icma ilediler ki en ve bir adam levit daha fi hali mevti ölüm halin vizda ise ki
ennelehu kendisi için orucudur. Ala racülün bir adamın üzerinde derahime dirhemler. Alacağı var. Sümme mate. Sonra da ölse. Enne zâlike bu gayrı makbulü min. Bu adamdan makbul değildir. Ya ben ölüyorum ama benim filan kesin alacağım var. Ha dikkat edin. Bu delil teşkil etmez. Ve ennehu fî zâlik bu adam bu sözünde kehuve fî de'vâhu fî hâlis sıhhat. Hâlis sıhhat peki davası gibidir. Yani bir adam kaste değil de sağ birisinden dava ise hemen alır verirler mi o parayı? Yok. Ne yapacak? Şahit getirecek. Şahit bulanması öteki adama yemin verdirecekler. Ölüm halindeki ikrar da böyledir. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ buna kıyasen en yekûne kezâlik böylece ola huvahu fî davâhu eddeme. Kan davasında da böyle olacak. Tükkel hal o halde. Ne gibi? كَهُوَ fî davâhu kendi davası gibi zâlik fî hâli sıhhat. Hâli sıhhatteki davası nasılsa hâli mevcutta da davası öyle ola. Yani bir adam hâli sıhhatteyken gelse ki filan kes benim kardeşimi öldürdü. Hemen sözü tesdik edilir mi? Yok. Şahit getir derler. Şahidini ispat ederse davayı kazanır. Yoksa kazanamaz. Ölüm halindeki ikrarı da böyle. Filan beni öldürdü. Benim filan kesin alacağım var. Bu da şurada beyineye mühteş. Yoksa davası dinlenilmez. وَهَذَا قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِ Bu imamın kavli de budur. وَقَدْ حَدَّسَنَا نَسْرُ بْنُ مَرْجُوكَ قَالَ حَدَّسَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَا بِي مَلِكَ قَالَ كُنْتُ عَامِلًا لِابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى الطَّائِفِ İbn Ebi Melike diyor ki ben Abdullah ibn Zübeyr halife olduğu vakitte beni Taif'te amil yapmıştı. Amilen ala Taif. Amil demek ki yani orada vergileri, masrafı, tedariyi toplayacak. Feketebet İleyye İbn-i Abbas feketeptü. Feketeptü ben yazdım. İle İbn-i Abbas İbn-i Abbas'a fimraeti iki kadın hakkında bir mesele oldu bunu yazdım. Kâneta fî beytim. Bu iki kadın bir evdeydiler. Tehruzâni harîren lehumâ. Kendilerin ipekleri var idi. İpeki harz ederdiler. İp bükerdiler. Feesâbet ihtâhumâ. Birisine isabet etti. Yedü sahibetiha kendi arkadaşı kadının eli isabet etti. Dil işfa o tığ var ya tığ demir. İşte onlar iş görüyordular. Onun tığı gitti ötekinin eline değdi. Fecerahata onu yaraladı. Fekarecet ve ye tutma. O kadın oradan çıktı elinden de kan akıyor. Ve fil hücreti hüddâsün. Hüddâsün savuracak. O hücrede de konuşan adamlar vardı. Fekalet o eli yaralı olan kadın dedi ki esabetni filan kadın beni isabet etti. Onun elindeki o ipek şeysi, ipek işledikleri demir beni isabet etti. Feenkeret zâlikel uhra. Öteki de inkar etti. Dedi ki yok. Benden değmedi ona. Şimdi bu deva. Ötekinin kan çıkıyor. O, onun diyetini alacak. Öteki de inkar etti. Feketeftü fî zâlike ile ibn Abbas. İbn-i Ebi Melike diyor ki ben Abdullah ibn Abbas'a yazdım. Fetva istiyor. Feketebe ileyye diyor. Bana Abdullah ibn Abbas yazdı ki İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kada hükmetti ki ennel yemine alel müdda'a aleyh. Ennel yemine yemin alel müdda'a aleyh. Müdda'a aleyh üzerine olucudur. Müdda'a üzerine değil. Müdda'a aleyh üzerine olucudur. Yani dava eden adam iki şahitten aciz olursa müddeali yemin eder. وَلَوْ اَنَّ النَّاسَ اُعْتُوا بِدَعْوَاهُمْ Eğer nas davaları sebebiyle alsaydılar لَدَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ cemaatten bir kısmı diğerlerinden iddia ederdiler دِمَاءَ رِجَالٍ وَاَمْوَالَهُمْ Birçok adamların kanlarını ve mallarını dava eder alırdılar. فَدْعُوهَا Diyor ki sen o kadını çağır, inkar eden kadını. فَقْرَ هَذِي لَا يَتَعْلِيهَا Şu ayeti o kadına oku. Estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَل۪يلًا Bu ayeti kerimeyi o inkar eden kadına oku el ayet. فَقَرَاتُ عَلَيْهَا Diyor ki ben kadını çağırdım, bu ayeti okudum el ayet. فَاَتَرَفَتْ O vakitte itiraf etti ki evet benim elimdeki alet onun elini yaraladı. قال نافع
Nafi diyor ki fehasibtu, zannediyorum ki ennehu kal, o dedi ki febelaga zalik İbn Abbas, İbn Abbas'a bu söz erişti ki o kadını itiraf etti, feserrehu, veli mesul etti, elhamdülillah benim verilmiş olduğum nesihat üzerine kadın cürmünü itiraf etti. Efela tera, sen görmez misin ki enne ibn Abbasin radıyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Abbas kad radde hükmeha, o kadının hükmünü reddetti, fi zalik o elinin yaralanması meselesinde, ila hükmü sairi ma, şul bir şeylerin hükmüne ki yedde'in nas, nas iddia eder ba'duhum ala ba'd, bazı bazısını iddia eden nasıl ise onu da öyle yaptık, Allahu alem. Yani bir adam iddia ederse beyine getirecek, beyinesi olmasa müddeali yemin edecek. Vallahu teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem etbaat.